Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Helkoverk'e ait bir tarafı 120, bir tarafı 320 girit olan bir taşın incelemesini yapacağız. Baltayla ilgili işlem yaparken zaten kullandık. Baltayla ilgili olan içeriği zaten etiketledim, izleyebilirsiniz. Mutfak bıçaklarıyla alakalı bir işlem yapalım istiyorum. Ortalama Çin imalatı bir çelikten bahsediyoruz. Yakın çekimini görüyorsunuz, mercimek ağzım. Bakalım taş ne gibi bir etkide bulunacak. Koyduk. 120 ile bir girelim, ağız açalım istiyorum. Bakalım çelikte ne gibi bir etki bırakacak. Bu arada taşımız silikon karbür, yani ıslat ve kullanacağını. Sıcaklık nispeten yüksek. O yüzden ıslatmaya devam. Muazzam bir çizik düzeyi var. Yani bunun için makro çekim almaya bile gerek yok. Çıplak gözle, gözlükle dahi çok net bir şekilde bu mesafeden görüyorum çizikleri. Diğer tarafa geçelim. Şimdi diyeceksiniz ki niye böyle bir düzenek kurdun? Taş yere yakın. Sabitleyebileceğim bir yer yok. Elde bileyleme yapılabilir mi? Onu da gösterelim. Normalde bu şekilde tutarak yine perdah usulü bileyleme yapabilirsiniz. Ama sıkıntı. Elinize değdirebilirsiniz, kendinizi kesebilirsiniz. Hiç gerek yok. Her daim başka bir yere sabitlemek, kullanmak daha mantıklı. Bakın, gördüğünüz gibi taş eriyor. Yani seramik bir yapı ama nispeten yumuşak diyebiliriz. Yakın çekimini görüyorsunuz. 120 giritlik kısmın muazzam bir çizme potansiyeli var. Hani dediğim gibi makro çekime de aslında gerek yok. Şu mesafeden gayet net bir şekilde görülüyor. Yani eritme potansiyeli var. Yani aşındırma düzeyi fena değil. Daha hızlı çalışabilir. 120 girite göre biraz daha ağır kalan bir yapısı var. 320 giritlik kısımla bakalım çizikler ne kadar giderilecek diyoruz ama taşla ilgili de yorum yapmak lazım. 320 giritli kısım biraz ağır çalışıyor gibi. Yani bir 320 giritten beklediğimiz o haşin, ben buradayım diyen agresif yapıyı henüz görebilmiş değilim. Daha naif. Yani zannedersin ki bir 800 giritle çalışıyorsun. Bu belki de taşın oluşturulduğu silisyum karbür malzemeyle de alakalı olabilir. Bakalım. Bu arada taşın raiç bedeli şu an için 1100-1200 lira civarlarında geziniyor internet alışveriş sitelerinde. Bayağı bir gidermiş. Bak çıplak gözle şu mesafeden baktığım zaman evet çiziklerin bayağı bir gittiğini söyleyebiliriz. Tabii ki önemli olan strop işleminden sonra bıçağın nasıl olduğunu görmek. Bakalım. Keşke daha küçük bir bıçak seçseydim. Bak net bir şekilde söyleyeyim. Bu biraz büyük geldi. Git gel bitmiyor. Ama uzun zamandır da fileto bıçağı bileylemesi yapmamıştık. Normalde bu tarz bıçaklarda beklenen en büyük özellik esnek olması gördüğünüz gibi. Tabii ki bu hani normal istediğimiz ölçüde değil, daha esneyen bıçaklar da var. Türkiye standartlarına, mutfak alışkanlıklarımıza baktığınız zaman bu bile çok. Yani şu esneklik bile fazla. Şef bıçağıyla da fileto çıkartabilirsiniz. İlla ki hani her şey olsun gibi bir sapıksal faaliyetin içerisine girmek zorunda değilsiniz. İnsanlar son dönemde setlerle ilgili yaptığım yorumlara mesela çok kafayı takmış durumda. İşte set almak istiyoruz, yeni evleneceğiz. Özellikle çiftler için söylüyorum bunu. Diyorum ki set almayın. Yani bunun size bir faydası yok. İşte 6 tane minik bıçak, bilmem ne o bu şu. Mutfakta 3-4 tane ekipmanınız olsa yeter. İşte soyacak, rende, patates ezeceği püre için. Şef bıçağınız, hadi belki orta boy ya da küçük boy bir bıçak daha. Emin olun yani milyonlarca tarif çıkartabilirsiniz. Yani böyle ondan bolca olsun işte 36 tane bıçak bulunan makaslı set. Ya kullanmıyorsun tamam mı? O yıllar içerisinde orada duruyor. Kullanacağım bir şey al. Bunu anlatmak istiyorum. Evet artık son işlemleri yapalım. Sonra da yorumlara geçelim. Bence yeter. Çünkü hafiften böyle kıvama geldiğini anlıyorum artık. Güzel ince bir yapıya kavuştu. Stroplarımızı atıp bitirelim. Bu kadar yeterli sanırım.
Gördüğünüz gibi talaş kaldırma seviyesi güzel. Biraz ağır çalışıyor dediğim gibi ama işe yaramıyor da değil. Bu kadar parayı verdikten sonra bırak da zaten işe yarasın. Yoksa hayatın bir anlamı yok. Hemen taşla ilgili yorumlara geçelim. 120 girit olarak addedilen kısım ciddi anlamda çok çizik bırakıyor. Yani agresif bir yapısı var ama aşındırma düzeyi bakımından böyle muhteşem bir 120 girit görmüyoruz. Daha sert taşlarımız da oldu. Çitlenbiğin aşındırma düzeyi bile bundan fazla. Ama bunun iki farklı etkisi olur şimdi bizim hayatımıza. Bir, yavaş aşındıran bir 120 girit aslında bileme işleminin süreci bakımından faydalıdır. Yani hata riskini absorbe eden bir yapısı var. İşlem yaparken yapmış olduğunuz hata taşın yavaş çalışıyor oluşundan ötürü çeliğe aman aman etki etmez. Küçük bir müdahale yaptım ama çok etkili olmamış çok şükür. Daha agresif çalışıyor olsa Allah göstermesin. Şuradan vurdun anında çeliğin üzerinde etkisini görürsünüz. Burada öyle bir durum yok. Bu naif çalışma süreci bileme işleminin sağlıklı olması açısından güzel. Ama ben zaten tekniğe hakimim. Yanlış yapma ihtimalim neredeyse sıfır. Asla sıfır değildir ama hani neredeyse sıfır diyecek kişiler için keşke biraz daha hızlı çalışsaydı dediğimiz bir durumda. Suyu tutma oranı çok aman aman yok. Çünkü değişik bir şekilde yağlı gibi bir yüzeyi var. Bunu hala çözebilmiş değilim yani. Değişik. Kayıyor çelik üzerinden ama çamurlaşma oranı fazla. Yani çok çabuk eriyen, bakın görüyorsunuz, muazzam hızlı eriyen bir 120 giritlik yüzeyden bahsediyoruz. Ve eliniz böyle yağlı oluyor. Yani bir yağ tabakası. Çok iğrenç bir his bu arada. Böyle şeyleri kafaya takmıyorsanız evet kullanılabilir, işlem yapıyor. 320 girite geldiğimiz zaman daha ziyade bir 800 havasıyla ağır kanlı bir şekilde işlem yapıyor. Aşındırma düzeyi nispeten güzel. Nispeten güzel deme sebebim şu. Çok hızlı değil 320 girit olduğunu düşünürsek. 800 gibi ağır çalışıyor ama şu mesafeden baktığım zaman bile 120 giritin bıraktığı bütün çizikleri eritmiş durumda. Suyu tutma oranı güzel ama dediğim gibi şu iğrenç koku hala mevcut. Bundan kurtulamadım. Fiyat performans açısından değerlendirmek lazım. Bakıyorsunuz ki taş dediğim gibi 1100-1200 lira. Bu taşa bu para verilir mi? Bunu eleştirmemiz lazım. 120 girit, 320 girit. Aradaki farkı görüyorsunuz çiziklerden. Muazzam mı? Tartışılır. Ama büyük ölçüde giderdiği de bir gerçek. Bakıyoruz sese. Çin imalatı. Bir muadil çelikten yapılmış bu bıçakla ilgili gayet güzel sonuç aldık. Ya açıkçası ben memnun kaldım. Benim için tek sıkıntı işte uzun zaman büyük taşlarla çalışmaya alıştığım için küçük olan boyutundan kaynaklı bu git gel devinimsel esnası bir de strop işlemleri bana çok keyif vermiyor. Ama doğada zaten bu tarz bir alet edevat kullanmıyorsunuz. İşte daha ziyade balta oluyor, başka bir alet oluyor ya da küçük pukkolar oluyor, işte ne bileyim skandiler oluyor. Onlar için gayet yeterli bir taş. Genel olarak bakacak olursak evet 1100-1200 lira bu taşa verilir. Ciddi anlamda güzel. Zaten Alman markası arkadaşlar, bir de böyle bir durum var. Yani şimdi her ne kadar ben yerli üretimi teşvik edip yerli ürünlere yönelin, tüketici olarak üreticileri destekleyin desem de maalesef işte ekonomik şartlardan kaynaklı ya da uygulanan vergi baremlerinden kaynaklı bazı ürünlerin daha kaliteli üretilebilmesi imkansız. Bu sefer de ne oluyor? Üreticiler daha ziyade malzemenin kalitesini düşürerek karlılık oranlarını korumaya çalışıyorlar. Malzemeyi aynı tutarak kaliteli üretimi daha da üst seviyeye çıkartmaya çalışsalar bu sefer fiyatlar katlanmaya başlıyor. Bununla baş edemeyen firmalar, üreticiler de diyor ki ulan hani orijinal kullanmayalım da muadiline yönelelim. Çünkü %40-%50 daha uygun fiyatlı elde edilebiliyor. Bu sıkıntılı bir süreç ama onu daha sonra konuşuruz. Şu an bunu konuya dahil etmek istemiyorum ama yabancı markalarda böyle sıkıntılar olmuyor. Bu bizim coğrafyaya özgü bir durum. O yüzden hani güvenilir. Yani bunun seni yarı yolda bırakmayacağını bilirsin doğada. Bir de şöyle bir durum daha var. Bu seviye yeterli mi? İşte hani bunu aldım tek başına. İşte baltam var, pukkom var, skandim var. Bunların hepsini de kullanmak açısından beni tatmin edecek, yarı yolda bırakmayacak bir ürün mü diye düşünüyorsanız evet. Bunun da sebebini defalarca söyledim. Yine söyleyeyim. Doğada kullanmış olduğunuz skandiler, pukkolar aslına bakarsanız işlevselliğini koruyabildiği sürece faydalı oluyor. Buradan ne demek istiyoruz? Şimdi bu bıçağı keskinleştirdik. 2 dakika sonra bu bıçak hiçbir işe yaramazsa benim için faydalı mıdır? Değildir. Net bir şekilde. Skandi ağız bir bıçağınız varsa onu çok üst giritlere çıkartarak inceltmeyin lütfen. Bak bunu defalarca söyledim. Ağız mukavemetli olmalı. Sırttan darbeyi emerek absorbe edebilmeli. Yani tokluğunun da yerinde olması lazım bıçağın. Bu sapıksal faaliyetten de vazgeçmek lazım. İşte herkes dönüyor diyor ki 62 ERC olsun. Ya buna gerek yok. Şöyle örnek verelim. 59
69 HRC bir N690 da yapılabilir, 62 HRC de yapılabilir. Bakın teknik olarak yapılabilir ama biz salak mıyız ki 62 yapılabilecek bir çeliği 59-60 yapıyoruz? Bunun sebebi ne? Çeliği sertleştirdiğiniz seviyede çeliğin camlaşma seviyesi artıyor. Bakın camlarda bir ibare vardır, temperlenmiş cam diye. Bunu biliyorsunuz, hani darbe aldığı zaman bile titrer ama kırılmaz. Tokluk dediğimiz bir kavram var. Biz N690'ları üretim kimyası gereği 62 yapabiliriz. Doğa bıçaklarında da çok basittir bu. Ama bıçak camlaşır. Bu sefer darbe alma hususunda zayıf bir hale bürünür. Bunun önüne geçmek için ikinci bir işlem yapıyoruz, meneviş dediğimiz. Isıyı vererek bıçağın sertliğini 62'lerden 59'lara 60'lara çekiyoruz ama tokluk yükseliyor. Yani çelik darbe alsa da bunu vücutta absorbe edebiliyor. Camlık özelliği yerini çelik özelliğine bırakıyor. Çok kafayı kurcalamayın böyle şeylerle. İşte sert bıçak her zaman en iyi bıçak anlamına gelmiyor. Yıllardır söylediğimiz bir şey, ürün size faydalı olmalıdır. Optimum bir kullanım şekli benimsemeli, hangi profili, hangi amaçla, hangi ortamda kullanacağınıza karar vermeli ve buna göre bir tercih yapmalısınız. Her gelen aynı sapık soruyu soruyor. Abi bunu işte 64 HRC yapabilir miyiz? Ya yapılır. Da ne yapacaksın 64 HRC'yi? Değil mi? Yani mesela biz mutfak bıçaklarımızda, şef bıçaklarında 57-58 civarını benimsemişiz. 41-16 orijinallerde bu yeterli bir seviyedir. Normalde Türkiye standartlarında üst bir seviyedir. N690'larda ise biz bunu 59-60 civarına sabitlemişizdir net bir şekilde. Bu senin için yeterli. Her daim sert bıçak kaliteli demek değildir. Kalite sizin ihtiyaçlarınıza cevap veren her şeydir. Bunu unutmayın, buna göre tercih yapın. 320'ye 120 bu sebepten doğa sporları ile ilgilenen kampçı arkadaşlarımız için gayet yeterli. Bıçaklarınızı inceltmeyin. Keskin tutun. Düzgün çalışsın. İşleminizi düzgün yapın. Bıçaklarınızı temiz bir şekilde kullanın. Nesiller boyu kullanın. Ona da gireyim, buna da gireyim. Sapık salına gerek yok. Evet, açıklayıcı bilgiler verdiğimi düşünüyorum. Yeniden karşınızda olmak çok güzeldi. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Katıl butonu orada. İstiyorsanız 5-10 liralık aboneliklerle hayvanlar için yapmış olduğumuz faaliyetlere destek olabilirsiniz. Beğenmek, abone olmak ücretsiz. Paylaşın. Fazla insanla ulaşalım. Herkes faydalansın, istifade etsin bu bilgilerden. İnternet sitemiz yenilendi biliyorsunuz. Yeni eklemeler de yapacağız. Çok daha güzel olacak düşünüyorum. Kampanyaları kaçırmayın. Zamlara inat elimden geldiğince tutmaya çalışıyorum şu anda. Ciddi anlamda çok cazip tekliflerle ürün sahibi olabiliyorsunuz. Bunları değerlendirin. İçeriği kapatırken de taşla ilgili fikrimi söylemeyi unuttum. Yogatta. Ben buna bu parayı veririm. Net bir şekilde söyleyeyim. Sonuna kadar hak eden bir üründür. Evet, içeriğin sonuna da geldik. Bir sonraki içerikte görüşelim arkadaşlar. Hoşça kalın.